Güzel çalıp söylüyorlar. Ben de mest oluyorum sizin gibi. Buyurun içeride dinleyin. Ya, teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Cemiyetimizin kapısı herkese açık. Çekinmeyin, gelin. Buyurun. Sen Asım benim bestesim. Çok severim. Malumatınız var. Siz de alakadarsınız yani. Dinleyici olarak. Aramıza katılmak ister misiniz? Ben mi? Cüzi bir aidatımız var. Eğer düşünürseniz yeni kayıt alıyoruz. Bilmem ki. Hiç aklımda yoktu. Böyle birden. Aslında ne iyi olurdu. Bir düşüneyim ben. Peki. Bekleriz. Durdu, vazife buldu kendine. Neymiş efendim? Musiki cemiyetine gidiyormuş. Musiki karın doyuruyor sanki. Ay, boş boşuna bağır dur. Bağırmıyor bir kere. Çok güzel söylüyor. Adam kendine meşgale buldu işte. Ne var bunda? Ama ne meşgale? Haftanın 3 günü süsten püsten koştur git. Şarkı söyle gel. Sevsinler. Oyalanıyor. Yüzü gülmeye başladı. Mutlu olman lazım. Oraya harcadığı zamanda bir öğrenci daha bulsa 3 kuruş daha kazanırdı. Ama yok, ille meşk edecek. Senin için varsa yoksa para değil mi? Ay, sıkıntıdayız kızım. Sizin tek derdiniz para sıkıntısı değil galiba. Kıskançlık da var birazcık. Neyini kıskanacağım? Davudi sesini mi? Bu cemiyette hanımlar da var değil mi? Git işine Ferhunde ya. Ne demişler? Aşk olmadan meşk olmaz. Aldırma anne, kızdırmak için yapıyor. İtiraf edin hadi, içiniz içinizi yiyor. Ferhunde! Deli mi ne? Aslında bu şarkılar, türküler pek hayra alamet değil. Ferhunde haklı olmasın sakın. Aman anne! Bakın Zira, içime kurt düşürdü.